Herkese selamlar. Ben normalde kendi kanalımda iki günde bir videoyla ile ilerliyorum ama bugün sabah yayınladığım videodan sonra önemli bir olay vardı. O da Xiaomi Mi 11'in tanıtılması. Tabii ki bugün tanıtıldığı için, Çin'de tanıtıldığı için elimde cihaz yok ama tanıtılan özellikleri ve fiyatı üzerinden beraber bir değerlendirelim istedim. Arkadaşlar öncelikle Xiaomi Mi 11 hem kullanmış olduğu içerisindeki teknolojileri hem de Çin'de tanıtılan fiyatını baz aldığımızda aslında bugün Apple, Huawei ve Samsung gibi firmalara göre hem Xiaomi'den alışık olduğumuz üzere daha uygun fiyatlı hem de içerisindeki özellik olarak gayet iddialı, gayet iyi özelliklerle geliyor. O nedenle genel toplamda bu videoda iyi şeylerden bahsedeceğim ama bir konu var ki en başta bunu gerçekten eleştirmeden, bunu konuşmadan videoya geçer ve bu video öyle kapatırsam gece gerçekten uyku uyuyamam. O da Xiaomi'nin Apple'ı takip ederek e, Xiaomi 11 modelleriyle birlikte artık bilmiyorum sadece amiral gemilerinde mi yapacaklar bütün modellerinde mi yapacaklar ama kutudan şarj adaptörünü çıkartması ya Xiaomi. Ve aslında bir şey söyleyeceğim. Bu sadece büyük ihtimalle bunu Samsung da yapacak, başka firmalar da yapacak. O nedenle bunu ileride yapacak olan bütün Android üreticilerine aslında buradan şeye üzerinden seslenmiş olayım. Ya Apple'ı bir şeyde taklit edecekseniz, iyi şeylerinde taklit etseniz de ne kadar bizim eleştirdiğimiz Apple'ı ya yanlış yapıyorlar bu konuda dediğimiz şey varsa niye sadece o konuda takip ediyorsunuz? Yani eğer Apple'ı takip edeceksen mesela yazılımını iyileştir. Düne kadar hala kendi kullandığın uygulamalarda reklamlar çıkıyordu. Bunları kaldır. Daha iyi yazılımlar yap. Kamera yazılımını daha iyi sonuçlar elde eden donanımı daha iyi yazılımla beraber harmanlayarak kullanabilen şeyler yap. Yani niye şarj adaptörünü kutudan çıkartıyorsun? Yani bu yine geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin CEO'su bunu resmi olarak duyurmuştu ve işte çevre sebepleri malumunuz diye bunu duyurmuştu. Ya kimse buna inanmıyor. Apple yaptığında da inanmamıştı. Siz yaptığınızda da inanmıyoruz ve bu işin doğrusu hep söylüyorum. Apple videosunda da söyledim. Bu telefonun desteklediği en yüksek hızlı şarj neyse ben bu telefona o telefona da hangi telefonu alıyorsam bir dünya para veriyorum. Siz bundan güzel paralar kazanıyorsunuz ve o telefonun desteklediği en yüksek watt'taki hızlı şarjı benim alabilmek, benim görüşüme göre benim hakkım ve bunu ayrıca satmak ve bunu işte çevre kılıfına yedirmek falan bizim hiç böyle yemediğimiz bir şey. Ee, bu yanlıştan dönülmeyecek. Nasıl 3,5 milimetrelik kulaklık girişinden dönülmediyse, umarım en azından şu ana kadar Apple'ı izlemeyen Samsung gibi, Huawei gibi firmalar da Xiaomi'nin yaptığını yapmaz. Hatta ben bunu geçen canlı yayında da söylemiştim. Şu anda bir tane firmanın çıkıp biz size önümüzdeki en az 5 yıl boyunca telefonlarımızda hızlı şarj destekli adaptör çıkacağını taahhüt ediyoruz. Bu sizin hakkınız deyip böyle kral olacak bütün tüketicilerin gönlünü kazanabilecek bir fırsat var. Umarım bunu herhangi bir firma yapar. Kim yaparsa yapsın önemli değil. Takdir ederiz. Teşekkür ederiz. Bu eleştirimden sonra isterseniz gelelim Xiaomi Mi 11 bize neler sunuyor Tasarımsal açıdan baktığımız zaman ön tarafta Her iki tarafı da kavisli bir ekran Ki ekran kas oranı olarak gayet yüksek Neredeyse ekranın yani ön tarafın daha doğrusu Tamamı ekran Hemen köşede ön kameranın oluşturduğu bir çendik bölümümüz var küçücük Arka tarafa baktığımız zaman cam bir tasarım Tahmin edebileceğiniz gibi Mi 11'in Pek çok farklı rengi var. Kendisi aslında arka tarafında cam bir materyal kullanıyor ama ürünün hem deri arka yüzey sunan hem de Xiaomi CEO'sunun imzasını barındıran özel sürümleri de olacak. Onları zaten büyük ihtimalle Türkiye'de görmeyiz. Baz modeli olan farklı renklerde cam arka yüzey sunan modeli görürüz. Tasarım noktasında beni heyecanlandıran ve büyük ihtimalle telefon geldiğinde de övgüyle sözleyeceğimiz konulardan biri. Stereo hoparlör var ama ayrıca Harman Kardon işbirliğiyle üretilmiş bir stereo hoparlör var. Biliyorsunuz Harman Kardon ses teknolojileri anlamında bugün üst düzey markalardan bir tanesi ve ismi bile gerçekten bizi heyecanlandırmaya yetecek markalardan biri. Umarım hem ses çıkış gücü hem de kalitesi anlamında iyi bir hoparlördür. Benim uzun zamandır pek çok şeye mi cihazında eleştirdiğim bir konuydu. Biliyor, izleyenler biliyordur. Umarım iyi bir stereo hoparlörle kullanıcılara iyi bir deneyim sunar. Tasarımı bir kenara bırakıp hemen ekran özelliklerine baktığımızda ekran konusunda gerçekten çok iddialı özellikler açıklandı. Birincisi pek çok kişinin günümüzde istediği panel türü olan AMOLED var. İkincisi maksimum parlaklıkta 1700 nite ulaşabilecek ki gerçekten 1700 nit ben şu an kullandığım iPhone'da yakın bir değer diyebiliyorum. Gerçekten gereksiz bile çok bir değer. Zaten bu ekran DisplayMate'ten ekran konusunun DxO marka gibi düşünebilirsiniz. Ekran teknolojilerini deneyen ve onları özelliklerine göre puanlayan bir firma. A Plus vermiş ekran için. Bu ekran AMOLED ama 120 Hz tazeleme 480 Hz'lik bir dokunma hassasiyetine sahip. Özellikle oyun oynarken veya ara birimde gezerken çok hızlı bir Deneyim yaşayabilecek kullanıcılar bunu bizim gördüğümüz Mi 10T serisindeki adaptif teknolojisiyle beraber yapmış olduğunuz telefondaki işe göre telefonun ekranı tazeleme hızını otomatik olarak değiştirecek. Oyun oynuyorsanız yukarıya çekecek. Video izliyorsanız YouTube'un size sağladığı ekran yenileme hızına göre onu düşürecek gibi adaptif bir teknoloji. İlginç olan konulardan biri Corning Gorilla Glass Victim kullanıyor. Biliyorsunuz Corning Gorilla Glass'ta çizilme ve darbelere karşı cam teknolojisinden söz ediyorum. Uzun zamandır yeni çıkan modellerde numarayla gidiyorlardı 2, 3, 4, 5, 6 diye. Bu Victim en yeni modellerinden biri. Ben Gorilla Glass'a çok inanan biri değilim. Çünkü yani Gorilla Glass birden beri ısrarla kırıyorum. Hiçbirinin bir şey yaptığını görmedim ama umarım iyidir. Victim'i bilmediğim için bilmediğim bir şey hakkında da olumsuz konuşmak istemiyorum. 6.8 inçlik oldukça büyük bir ekran var. 1440 x 3200 çözünürlük anlamında da bence beklentileri karşılayacaktır. Ekran olarak genel toplamda etkileyici bir ekran olacağını söyleyebiliriz. Performans tarafında Xiaomi, Qualcomm'un en yakın çalışan partnerlerinden biri ve pek çok işlemciyi Xiaomi'nin akıllı telefonlarında ilk kez görüyoruz ve bu sefer Snapdragon'un en yeni amiral gemisi ki 5 nanometreye hem Huawei kendi işlemcisiyle hem de Apple kendi işlemcisiyle geçmişti ve şu anda performans testlerine baktığımızda iPhone 12 serisi ve onunla beraber Huawei'nin Mate 40 Pro'su çok yakın sonuçlar alıyor ve bir taraf Android'in kralı bir taraf iOS'un kralı gibiydi. Şimdi bakalım bu 5 nanometrelik yeni Snapdragon işlemcisiyle beraber nasıl test sonuçları alacağız. Ama tahmin edebileceğiniz gibi zaten şu anda en yeni amiral gemisi işlemcisi olduğu için o da iPhone veya Kirin 9000 işlemcilerine göre çok yakın veya belki de daha iyi bir performans sağlayıp kullanıcıların bütün beklentilerini karşılayacaktır. 8 ve 12 olmak üzere iki farklı RAM seçeneğimiz var. Depolama tarafında da UFS 3.1 standartını kullanan 128 veya 256 olarak değişen farklı depolama seçeneklerine yer vermişler. Benim şaşırdığım konulardan biri kamera konusunda tabii ki bazı özellikle yazılım tarafında farklılıklar görmemiz olası. O konuda ayrıca zaten birkaç bir şey söylemek istiyorum ama donanımsal olarak baktığımda bizim Mi 10T serisinde Mi 10T Pro'da hatta gördüğümüz kamera donanımının birebir aynısı kullanılmış gibi görünüyor. Burada Optik imaz sabitleyici destekleyen f1.7 diyafram açıklığına sahip olan 108 megapiksellik ana kameramız var. Onunla beraber bir tane ultra geniş açı, 13 megapiksel ve bir tane de 5 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta ise 20 megapiksellik bir ön kameranın olduğunu görmekteyiz. Yine Mi 10T Pro'dan gördüğümüz üzere video konusunda bu telefonda 8K video çekim desteği var. Herhangi bir sınırlandırması olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Benim en büyük dileklerimden biri Mi 10 e, serisinden gördük gördüğüm için söylüyorum. Mi 11 modellerinin kamera yazılımı umarım iyileştirilmiştir. Çünkü gerçekten Mi 10T Pro modelinde de ben bunu gördüm. Sensör olarak aslında özellikle fiyatına göre çok çok iyi sensörler kullanıyor. Ama yazılımın bir Huawei veya bir Apple gibi iyi olmaması sebebiyle siz o kamera donanımının aslında size verebileceği maksimum performansı alamıyorsunuz ve bazı konularda ne yazık ki kamerada beğenmediğiniz veya zaman zaman kameranın size iyi sonuçlar vermediği durumlar ortaya çıkıyor. Umarım Mi 11 ile beraber kamera yazılımında da bazı iyileştirmeler görürüz. Videonun başında söylediğim gibi iyi şeyleri de taklit ederlerse veya onların yolundan giderlerse mesela bu konu tam öyle bir konu. E, baktığımız zaman telefonda bağlantı desteği olarak günümüz standartlarında ihtiyaç duyulabilecek ve tepe özellikler istiyorsanız onları karşılayacak özellikler var. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, lansmanda zaten bir Wi-Fi testi de yaptılar. Eğer e, iyi bir Wi-Fi ağına sahipseniz, Wi-Fi 6 destekleyen bir modem router'ınız varsa bu yeni teknolojinin getirmiş olduğu daha önceki videolarda pek çok kez anlatmıştım. Avantajları siz de telefonunuzla beraber kullanabileceksiniz. Henüz Türkiye'de aktif olarak kullanıma geçilmedi ama 5G destekliyor tabii ki. Bu zaten artık yeni çıkan üst modellerde alıştığımız bir konu. Batarya konusuna geldiğimiz zaman beni birazcık korkutan bir batarya ömrü var. Tabii ki tüketim verileri, yazılım, işlemcinin performansı bunları etkileyeceği için şu anlık sadece korkuyorum elime gelirse geldiğinde bakacağım. 4600 miliamperlik bir pil kapasitesi. Bununla beraber 55W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 10 watt da tersine şarj. Yani bir diyelim ki kablosuz şarj destekleyen bir kulaklığınız var. Telefonunuzun onu üzerine koyup telefonun bataryasından 10W'lık bir çıkış gücüyle o cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. 50 55W kablolu şarj gayet güzel ama keşke kutudan çıksaydı benim Mi 10 Ultra'm var ve gidip Mi 11 aldım da senin zaten adaptörü mü var diyeceksin Xiaomi ne diyeceksin Git, gidecek alacak yani para verecek adam sen burada iki kere para kazanmış olacaksın hem 55 watt'ı oraya kutuya koymayarak kendi giderini kesiyorsun hem de 55 watt şarj isteyen adamı onu ayrıca parayla sattığın için iki katı oradan kar etmiş oluyorsun. Ee, çok özellikle Xiaomi gibi böyle yıllardır kullanıcı dostu yani Apple yapınca kimse şaşırmadı da bunlar. Xiaomi sen de yapma bunu yani sen kullanıcı dostu hep o konuda anılmış, fiyatlarıyla övülmüş, fiyat performansıyla ün yapmış bir markası. Bunu senin yapman yanlıştı. Neyse devam ediyorum. Fiyat konusuna gelelim. Bence Mi 10 fiyatıyla hemen hemen aynı fiyatta. Yani Türkiye'de tahminen söylüyorum tabii ki yaklaşık 10 bin lira civarında bir fiyatla gelecektir arkadaşlar. Çünkü Yuan fiyatıyla açıklandı, Çin fiyatıyla açıklandı. Dolara çevirdiğimiz zaman yaklaşık 610 dolarlık bir fiyat etiketi var. 610 doları da mevcut kurla çarpıp üzerine ülkemizdeki nadide vergileri eklediğiniz zaman 3 aşağı 5 yukarı 10 bin lira civarlarında bir fiyat olacağını bekliyorum. Yurt dışı fiyatıyla değerlendirecek olursak yurt dışındaki en yeni çıkan üst seviye amiral gemilerinin artık 1000 dolar 1100 dolar olduğunu düşündüğümüzde yurt dışı fiyatı evet bizim bugün gördüğümüz hep Xiaomi'den beklediğimiz yüksek donanımı daha uygun fiyata verme konusunda Fena bir fiyat olmamış. Türkiye'de umarım 10 bin liranın daha aşağılarına gelir tabii ki. Ama satışa çıkacağı günkü dolar kuruda bunu etkileyeceği için şu anda Türkiye'deki satış fiyatı ne olur çok bir şey söyleyemiyorum. Genel olarak böyle size biraz Mi 11'in öne çıkan özelliklerini anlatayım. Kendi yorumumu bazı konularda katayım anlatayım istedim. Elimde cihaz olmadığı için biliyorum bazılarınız bu videoları çok saçma buluyor. Ama genel olarak Mi 11 ailesini öğrenmek isteyen daha doğrusu şu anlık sadece Mi 11'i öğrenmek isteyen insanlar olduğu için boş geçmek istemedim. Lütfen fikirlerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.